Merhaba sevgili seyirciler. Kayıp Zaman'da bu hafta nakış ve dantelin izindeyiz. Dantel ve nakış, çağlar boyunca Anadolu'nun mirasını gelecek kuşaklara taşıdı. Anadolu insanının duygu ve düşünceleri, gelenek ve görenekleri, dantel ve nakış modellerine yansıdı. Ata yadigarı dantel ve nakış, günümüzde bu sanata gönül veren Mutlu Narin gibi sanatkarlar sayesinde gelişmeye devam ediyor. Sevgili seyirciler, yanımızda Mutlu Narin var. Mutlu Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mutlu Narin. Severek yaptığım bu işime Kadıköy Halk Eğitim'le başladım. Bostancı Halk Eğitim, şimdi Ataşehir Halk Eğitim'de görev yapmaktayım. Çok güzel sonuçlar aldığımıza da eminim. Dantel ve nakış üzerine konuşacağız sizinle. Önce bir dantelle başlayalım istiyoruz. Dantel nedir? Dantel, ince veya kalın iplerle trabzan, pıtırık, daha sonra açıklayabilirim, bunları açabilirim. Süsleme sanatı, örgü sanatı. Peki şunu merak ediyoruz. Dantel çok eski bir sanat. Biraz tarihinden bahsedebilir miyiz? Nasıl ortaya çıkmış, nasıl böyle gelişmiş? Dantel birçok varsayımlar üzerine geliyor. Kesin bir tarihini bilmemekle birlikte İngiltere'de dantel İngiliz'den, dantel Anglese dönüşerek bütün dünyaya mal olmuş teknik. Mısır'dan geldiği de söyleniyor ama bana kalırsa Orta Asya'da Türklerin pamuğu ve yünü ince eğirerek giysi süslemelerinde, ev süslemelerinde, ev tekstilinde kullanıldığını biliyorum ve inanıyorum. Dantel örerken en büyük zorluklar nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Tabii ki her zaman gene titiz, seçici deseni sayarak. Nakış da dantel de matematik üzerine kurulmuş. Sanatların birçoğu gibi. Ve temiz çalışma alışkanlığını edindik mi, malzemede titiz ve seçici olduk mu, güzel işler çıkacağını biliyorum. Kullanılan malzemeler nelerdir peki? Çeşitli ipin kalınlığına göre tığlar, şişler, uzun tığlar, 5 şişle yapılabilen dantellerimiz var. Mekik, iğne vesaire. Oldukça fazla kullanım alanı var, farklı farklı. Peki bu mekik dantelle iğne danteli arasındaki fark nedir? İğne danteli, iğne oyası dediğimiz. Ülkemiz Karadeniz'de daha çok, Balıkesir'de daha çok, Elazığ'da daha çok uygulanan gelenekselleşmiş sanat dalımız. Mekik dantel, o da kendine has güzelliği olan farklı bir dantel. Daha çok oyada kullanılan ama küçük motifleri de birleştirerek büyük satıhlı örtüler elde etmemiz mümkün tabii ki. Oyadan bahsetmişken biraz daha açabilir miyiz oyayı? Dantelle arasındaki farklar nelerdir? Oya daha dar, daha çok uç süslemelerinde, bebek giysilerinde, iç giysilerde kullanılan, tülbent kenarlarında özellikle kullanılan boyutta olan mı? Dantel dediğimizde ev mefruşatında kullandığımız sehpa örtüleri, masa örtüleri, daha geniş. Farklı bir çalışması yok aslında. İkisi de aynı, tığla ve iple. Şimdi ben internetten araştırmamı yaparken gerçekten çok güzel ürünler var. İşte ben de anneannem çok meraklıydı. Onun nasıl yaptığına bakarak büyüdüm ama bir şekilde ben sadece bakıcıyım. Elimi alıp da yapmaya çalıştığımda çok da yetenekli olduğumu sanmıyorum bu konuda. Tabii bakarken bir sürü farklı kelime çıktı karşıma. Bunları öğrenmek istiyorum. Belki izleyicilerimiz de merak ediyordur diye. Mesela bir fisto var. Nedir bu? Şimdi anı diyebilir miyim? Anacığım,
ilgilenmen çok güzel. Gençlerimizin ilgilenmesi, bunu görebilmesi, bu güzelliği, estetiğin farkına varabilmesi çok güzel tabii ki. Bizim geleneklerimizi de günümüze taşımak, daha ileri yıllara taşımak iç açısından çok önemli. Fisto dediğim gibi kenar süslemelerde kullanılan daha çok bir örtü işlenmiştir. Onun kenarına bir dantel örülür, fisto şeklinde geçirilir. Peki pıtırık ismi çok güzel. Pıtırık nedir? Pıtırık maydanoz. Daha çok parçalı, daha hareketli örneklere pıtırık diyoruz. Parçalı. Böyle pıtırık deyince aklıma böyle bir pıtır pıtır o, değil mi? Yaprağı gibi. Aynen o. Bir de trabzan var. Trabzan temel direği zaten. Dantelin temel direği. Üç kere de çıkılarak ilerlenilen safhası. Dantel örmek için ipe nasıl karar veriyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz? Birçok ip var. Tabii ki çok. Ele günümüzde o kadar çok seçeneğimiz var ki amacımıza uygun. Yani bir salon takımı yapacaksak farklı, pike takımı yapacaksak farklı kalınlıktaki boyuttaki ipleri kullanıyoruz. Veya renkli de çalışılabiliyor. Kullanım amacına uygun malzeme temin ediyoruz. Bir de naylon ipler var değil mi? Bunların olumlu olumsuz özellikleri nelerdir? Aslında çok olumsuz olduğunu düşünmüyorum. O kadar duruşu, ütüsü daha kullanışlı ve daha dayanıklı olabilen iplerimiz de var. Filoş karışık olanlarımız da var. Pamukludan yana tabii ki gönlümüz hep ketenden yana, pamukludan yana ama o seçenekler de güzel. Havlu kenarlarında özellikle küçük ince oyalarda, tülbent kenarlarında onları tercih ediyoruz zaten. Plastik tığlar var, bir de çelik tığlar var. Bunların farkları nelerdir? Hangisini kullanmak daha avantajlı ya da kendilerine göre avantajları, dezavantajları var mı? Avantajı tabii ki ergonomik olması. Yani örücünün kendini rahat hissedip elinde rahat tutabildiği, rahat hakim olabildiği tığla daha güzel iş çıkaracağı malumunuz. Onun için kimisine kalın olan plastik saplılar, kimisine de çelik tığlar. Örecek olan arkadaşımızın eline yatkın olması gerekiyor. Ona hakim olabilmesi gerekiyor. Kimisi daha kalınına hakim olabiliyor, kimisi daha incesine. Sap olarak diyorum tabii. Numaraları, uçlarının numaraları zaten farklı. Mesela çelik ve plastik olanlar, mesela bu dantel çeşidi için bunu seçiyorum, bunun için bunu seçiyorum gibi ayarlanıyor değil mi? Tabii ki. Plastik kalın olanları daha çok yün işlerinde, yünle yapılan dantellerde, oyalarda kullanıyoruz. İnce dantellerimizde daha çok çelik olanları ve ince uçlu ve ince saplı olanları tercih ederiz. Peki dantel modeli nasıl okunuyor? Elimize geldi, çok beğendik, biz de bunun aynısını yapmak istiyoruz dedik. Nasıl anlayacağız daha önce yapanın nasıl yaptığını? Milimetrik kağıtlarımız var. Olmazsa kareli defterlerimizin herhangi bir sayfası. Daha olmazsa kareleyeceğimiz, bizim hazırlayacağımız bir zemin üzerine çarpı koyarak deseni oluşturuyoruz. O şekilde okuyoruz. Tarayıcı gibi tıpkı. Sonra o kareleri sayarak işlemeye başlıyoruz. Örmeye başlıyoruz daha doğrusu. Evet, dediğiniz gibi geometrik ve ona göre karelere göre bakıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ciddi anlamda kolaylıklar var. Materyaller arttıkça arttı. Artık biz uğraşmıyoruz. Hazır milimetrik kağıtların üzerine desen çıkarıp birebir aynısını uygulayabiliyoruz. Büyük perdelerde, yatak örtülerinde filan özellikle. Dantel örümünde kullanılan teknikler nelerdir? Örneğin işte iğne, şiş, tığ. Mesela siz en çok hangisini yapmayı seversiniz? Saydıklarınızın hepsi. Güzel çıkan iş insanın motivasyonunu da etkiliyor tabii ki. Onun için hiçbirinin zorluğu yok. Hepsinin işlevi farklı, amacımıza uygun, kullanılacağı yerlere, ipe, ip çeşidine, kumaş çeşidine, bazı kumaşların kenarına direkt oya yapabiliyoruz çünkü. Malzeme seçimimizi de ona göre yapıyoruz. Tabii dantelin çeyizde çok önemli bir yeri var. Yüzyıllardır Anadolu'da hep anneler, anneanneler
babaanneler çocukları için çeyizlerine mutlaka dantel koyarlar. Bunun hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz? Buraya gelen anneler var mı? Ben kızıma yapmak istiyorum diye. Hatta yaptırmış, sandıkta kalmış. Şimdiki gençlerimiz haklı olarak, doğal olarak çalıştıkları için, fazla vakit ayırıp onları kolalayıp ütüleyemedikleri için sandıklarda kalan dantellerimiz var. Onları gün yüzüne çıkarıp, gün ışığına çıkarıp kullanılır hale getirmek için ya aplike ediyoruz, kumaş yüzüyle birleştirerek, ya mutfak takımları ya da çok şık salon perdeleri yapabiliyoruz dantelleri kumaşa geçirerek. Bu şekilde kullanıma hazırlıyoruz. Yazın kullanılacak olan pikeler üzerine, yatak örtüleri çok pratik oluyor. Eski dantelleri değerlendiriyoruz. Onları günümüze kazandırmak adına. Çok önemli gerçekten. Çünkü geleneksel bir dantel birikimi var. Eskiden televizyonun üzerine, telefonun üzerine her yerde dantel, dantel, dantel konuyordu. Belki de gençler sürekli o dantelleri gördüğü için bir süre sonra kendi evlerinde çok var, bizim annemin evinde çok var, ben kendi evimde istemiyorum, daha modern bir şeyler istiyorum dediğinde o danteli o modernleştirmek ve o geleneği sürdürmek çok önemli gerçekten. Hakikaten hem kullanmak adına, hem geleneklerimizi taşıma adına, hem bence mutluluğun yolu da annelerin de babaannelerin de hoşuna gidiyor onların kullanılmış olması. Muhakkak. Bir de örgü danteller var değil mi? Moda dünyası içerisinde de zaman zaman tekrar moda olarak yer buluyor. Bunu özellikle kıyafet üzerine uygulamak için gelen öğrencileriniz oluyor mu? Olmaz mı? Yelek yahut da yazın üst giysisi olarak kullanmak üzere, yahut da eskileri değerlendirip file şeklinde örerek çocuklarımızı hafif bir koruyucu şekline dönüştürebiliyoruz. Öğrenciler de istiyor bunu. Çok uzun zamandır olan bir sanat olduğu için birçok farklı farklı yüzlerce binlerce model oluşmuş ve hepsinin farklı farklı isimleri var. Röportajdan önce de bana anlatmıştınız, işte bu hayat ağacı, böyle laleler var, güller var. İlk bakışta mesela siz söylemediğiniz zaman öyle modeller var ki ilk bakışta onun anlamını tam olarak bilmediğinizi anlayamıyorsunuz ama. Perinklerimiz var, bademlerimiz var, gül dudaklım var. Ya, o kadar güzel isimler almış ki bunlar yapanın o andaki ruh halini de yansıtıyor. Yaşadıkları dönemin hayat standartlarını da anlatabiliyor. Hatta o toplumun mutluluğunu da anlatabiliyor. Böyle çok ilginç hikayesi olan bir model çeşidi var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Tabii benim her zaman ilginç gelmiştir Türkan Şoray'ın kirpikleri. Mesela çok da güzel bir şey. Gibi. Gerçekten çok ilginç. Sonuçta uzun bir süre kadınlar sadece kendi işleriyle küstü. Örneğin ismi bu. Elti eltiye küstü. Ya, sırt sırta vermiş iki motif. Onunla da elti eltiye küstü. Harika, müthiş. İnanılmaz yaratıcı motifler ortaya çıkarmış kadınlarımız. Bu andaki yaşantısını yansıtan şeyler çıkmış her zaman. Bu dantelde de böyle, nakışta da böyle, ahşapta da böyle. Bütün sanat dallarında. Bir de makine dantel işleri var. O konuda ne düşünüyorsunuz? Makine dantel işleri var. Düğüm bağlama yöntemiyle yapılan dantel işlerimiz var. Bizim zenginliğimiz. Yok yok. Kadınlarımızın başarısı, güzelliği, yaratıcılığı hakikaten her zaman ön planda. Peki mesela bu bir sektör oldu. Makine yapımı danteller, tak 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 makineler çıkarıyor, bir sürü danteller, danteller. Bunun el emeği göz nuruyla yapılan dantellere bir kıyasla durumu nedir sizce? Onun bile güzel yapılmışı güzel. Niye olmasın ki, o da olabilir. Yani dümdüz bir perde yerine, dümdüz bir yatak örtüsü yerine her taraf dantel olsun. Dantel güzellik. Motifler güzellik, insanlarımız bu güzelliğe layık. Peki el yapımı yapılan sektörün biraz kırdı mı makine yapımı olanlar? Hayır. Hayır. İnsanımız üretiyor, kendi ürettiğini de değerlendiriyor ve para kazanıyor artık kadınlarımız.
Küçük işletmeler sayabiliriz bunları. Kendi aralarında mekik bilen mekik yapıp satıyor, dantel bilen dantel bilip satıyor. Her malzemenin, her dantelin farklı alıcı grubu var. Harika. Peki danteli aldık. Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl yıkamamız, temizlememiz gerekiyor? Evet. Tabii ki hemen otomatik makineye atmamalıyız. Biraz daha itinalı kullanmalıyız. Onu sabunla yıkarsak zaten ve güzel kullanılırsa, sık yıkamak iyi bir şey değil zaten. Güzel örülmüş bir dantelse ütüye de gelir. Ütüsünün kolasının yapılması çok önemli. Çamaşır suyu gibi hemen beyazlatalım diye yıpratmamalıyız. Biraz daha emeğe saygı göstermekten yanayım. Dikkatli kullanılmalı. Onlar çünkü emek, göz nuru. Buradan nakışa geçmek istiyorum. Ve soruyorum, nakış nedir? Nakış benim sevdam. Sallama kasnak, makine nakışı benim hakikaten sevdam. O farklı bir şey. Bunun tarihini de çok iyi biliyorum. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski nakış. Nakkaşçılıktan geliyor hatta. Hatta haberleşmekte kul, ilk iletişim aracı nakış. Nereden başlayayım ki? Biraz böyle o başladığınız yer çok güzel aslında, nakkaşlardan geliyor dediniz. Bir şekilde o sembollerle, evet, modellerle başlamış insanlar birbirlerine dertlerini anlatmışlar. Peki insan figürü kullanılmış daha çok, daha önceleri. Duygularını anlatmakta da haberleşmekte de kullanılmış bunlar. 16. yüzyılda İslamiyet'in kabulüyle birlikte insan figürünü, hayvan figürünü atlayıp bırakıp daha çok doğayla beraber yürümüş, günümüze kadar gelmiş. Her yörenin farklı nakışları, her ülkenin, dünyanın her yerinde farklı. Çin iğnesi dediğimiz var. Daha çok Çin'de yapılan, ipekten yapılan bir teknik. Bütün dünyaya mal olmuş. Adıyla da anılıyor. Veya Türk işi mesela. Yani bunu Amerika'ya da gitseniz, dünyanın neresine giderseniz gidin, adı Türk işi. Başka izahı yok bunun. Sadece Türk işi. Yahut Antep işimiz var. Bunlar hep bildiğimiz karabaşlı sallama kasnakla da el nakışı kalitesinde, özelliğinde yapabildiğimiz bir nakış dalı zaten. Bartın telini kullanıyoruz el nakışında. Ve makinede de uygulamaya başladık onu artık. Bilonya tarzında, elde kordon yürütür gibi. Ve bizim değişmez güzelliklerimiz, pencerelerimizin beyaz iş perdeleri. Bu kadar çok ve çeşitli ki. Öğrencileriniz de arkada çalışıyorlar. Makinalarınız da eski model. Benim anneannemin makinasını kullanıyorsunuz. Tarihi makineleriniz var. Tarihi, evet. Makinelerin yenileri de var. Sıfırları da var. Zaten nakışı biz hakim olduğumuz için sallama kasnakta, makinenin işlevinden çok bizim işlevimiz, bizim yeteneğimiz, kabiliyetimiz öne geçiyor. Onun için fark etmiyor, makinelerimizi de seviyoruz. Karabaşlar arkada çalışıyorlar. Peki, nakışta uyulması gereken kurallar neler? Malzeme seçiminde seçici ve titiz olmak gerekiyor. Kalkıp yapmak istediğimiz işe uygun, istenilen ürüne uygun malzemeyi seçmezsek zaten amacımıza ulaşmayız. Mutfak takımına leke tutmayan kumaşları tercih ediyoruz. Salon takımına daha fantazi, daha ince. Dolayısıyla nakışı da ona uygun desenleri ve malzemeleri kullanarak yapılıyor. O zaman daha kullanışlı oluyor tabii ki. Evet, peki nakışta kullanılan teknikler neler? O kadar çok ki. Sonu yok. Nakışta kullanılan teknikler, dediğim gibi taramayla başlıyoruz. Önce makinenin hakimiyetini sağlıyoruz. Çünkü makinenin ayağını ve dişlerini düşürüp ayağını çıkarıyoruz. Sadece iğneyi ayağımızla sallayarak girip çıkmasını sağlayıp biz hakim oluyoruz kasnağı ileri geri, öne yana hareketlerde. Kum iğnesi, tarama dediğimiz düz dikiş,
Türk işi, Antep işi, Çin iğnesi, sarma, bilonya, mimoza, Maraş işi. Bakın bu da çok önemli, Maraş işi. Maraş işi dünyada tek geçiren bir teknik. Başlı başına ayrı bir teknik zaten. Beyaz iş. Sınırsız üretim. Sınırsız. Üretebiliyoruz. Mesela bartın telini makineye son yıllarda daha çok uygulamaya başladık. Bilonya iğnesi tarzıyla işlemeye başladık. Peki günümüzde böyle çok ilginç, daha önce hiç ortaya çıkarılmamış modeller ortaya çıkıyor mu? Hala. Çıkıyor hala. Orijinalliğini mesela geleneksel çalışmalarımızda, geleneksel nakışlarımızda eski ürünlerin formuna, desenine sadık kalarak, rengine sadık kalarak modernize ediyoruz, günümüze uyarlıyoruz. Çok ufak tefek kendi özelliğini kaybetmeden, kan kaybetmeden günümüze taşıyoruz. Ufak tefek değişiklikler yapabiliyoruz. Mesela ben sim eklemeye başladım daha çok, onlar da olmamasına rağmen. Ufak tefek değişiklikler yapıyoruz ama diğer çeşitli tekniklerde her yıl düzenlenen nakış yarışmaları var. Çeşitli firmaların ve bakanlığımızın uyguladığı. Oraya görülmemiş desenler hazırlayıp farklı tekniklerle çalışıp göndermemiz gerekiyor. Bu da sürekli kendimizi yenilememizi, her dakika güncellememiz gerektiğini hatırlatıyor, iyi de oluyor. Tabii ki farklı şeyler de çıkıyor o zaman. Bu yarışmalar gerçekten çok önemli o zaman, yeni yeni şeyler ortaya çıkarabilmek için. Hem öğrenciyi motive etmesi açısından, hem öğretmenin kendini yetiştirmesi, sürekli güncellemek adına işte. Günümüzde ilgi nasıl nakışa ve dantele? İlgi var. Tabii ki güzel. Bana sorarsanız çok bile var. Hangisini daha çok tercih ediyor kursiyerler, hangisini daha çok öğrenmek istiyorlar? Dantel her yerde, her zaman yapılabilen bir şey olduğu için, evinde, mutfağında otururken, televizyonda ya da gezmeye gittiğinde taşıyabileceği için dantelden vazgeçilmiyor. Ama nakış da benim vazgeçilmezim. Öyle bir sevdiriyorum ki, onlar da sevdalısı oluyor. Kursiyerlerinizin, öğrencilerinizin içerisinde kaç kişi ben bunu meslek edinmek için geliyorum? Çok var mı? Nasıl var? Tabii benim birkaç kursiyerim şu anda bir başka kurumda, hatta adını ismeklerde öğretmenlik yapıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Bir kısmı kendi atölyelerini açtılar. Bir kısmı makro kredilerden yararlanarak küçük işletmeler açtılar. Bu da ayrı bir gurur vesilesi tabii ki. Muhakkak. Peki biraz müşterilerden bahsetmek istiyorum. Kimler en çok ilgi gösteriyor, kimler almak istiyor, sipariş veriyor? Emin olun yurt dışına gidenler böyle bir hediye götürmeyi tercih ediyor. Yahut da her yerde her şey olduğu için artık herkesin orijinal, geleneksel ya da çeşitli teknikler yahut da farklı bir iş isteyenler yabancılara bayağı gidiyor. İşlerimiz taşınıyor. Hediye olarak da gidiyor. Satış yapanlarımız da var. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Yapması en zor nakış türü hangisi? En zor olan? Severek yapılırsa hiçbir zor değil. Hepsi severek yapınca kolay. Zevkle severek yapılırsa zevkli bir şey. Zorluğu kabul etmiyorum ben. Zaten hayatımda ben zor, son, bitti, olmaz kelimelerini sevmeyen birisiyim. Peki bundan 10-20 yıl sonra mesleğinizi nerede görüyorsunuz? Çok daha ileride görüyorum. Çünkü ben de bir ordu nakışı seven, danteli seven bir grup çıkıyor. Yani taşınacağını, daha da güzelleşerek taşınacağına inanıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu şeyler söylediniz gerçekten. Çünkü bazı sanatçılarımıza gidiyoruz. Doğal olarak artık mesleğinin son temsilcisi olanlar var içlerinde. Ve şey diyorlar işte, benden sonra çırak da yetişmediği için benimle birlikte ölecek diyorlar. Ama nakış ve dantel daha da güzel yerlere, daha da güzel yerlere gelecek. Muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
atalarımızın öykülerini anlatan binlerce model, narinliği ve güzelliğiyle gönüllerde taht kuran dantel, rengarenk motifleri ve zengin geçmişiyle Anadolu'nun sesi nakış. Dantel ve nakış, Anadolu insanı var olduğu müddetçe gelişmeye ve yaşamaya devam edecek. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.